sonsuzlukta parlayan, içindeki 7,5 milyar insana ve milyonlarca canlıya ev sahipliği yapan mavi gezegen. Ev sahipliği yaptığı canlıların her türlü ihtiyacını karşılayan, onlara yaşama fırsatı veren, 4,5 milyar yaşında, atmosfer ve %80 oranında bulundurduğu su kütlesiyle canlı yaşamının bilindiği tek gezegendir. Dünya yeni bir güne daha uyanıyor ve sahip olduğu doğasıyla, taşıyla, toprağıyla, yani her şeyiyle içinde yaşayan canlıların ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. Diğer canlı türlerinden sıyrılabilen insan ise ihtiyaçları doğrultusunda dünyayı şekillendirmekte ve doğayı tahrip etmekte. Bu nedenden dolayı dünya üzerindeki bütün canlıları ilgilendiren ve çözülmesi gereken bir sorun ortaya çıkıyor. Küresel ısınma. Küresel ısınma başlıca endüstriyelleşmiş insan hayatı nedeniyle enerjide, ısınmada ve birçok alanda kullanılan fosil yakıtların yanması sonucu ortaya çıkan bazı zararlı gazların atmosfere salınması ve atmosfere salınan bu gazların başta karbondioksit, metan gazı ve su buharı ile tutulması sonucu artan sera etkisiyle dünya yüzeyindeki sıcaklığın artması durumudur. Güneşten dünyamıza ışınlar gelmekte. Bu ışınların bir kısmı atmosferimiz tarafından geri gönderilmektedir. Bir kısmı ise atmosferden sızarak içeri giriyor. Okyanus ve kara parçaları bu ışının bir kısmını yansıtırken bir kısmını da biriktiriyor. Yansıyan ışınların bir kısmı atmosferdeki karbondioksit, metan gazı ve su buharı tarafından tutuluyor ve dünyaya geri gönderiliyor. Böylece dünyanın belirli bir sıcaklıkta kalması ve çok soğuk olmaması sağlanılıyor. Bunun sonucunda ise doğal sera gazı etkisi ortaya çıkıyor. Sanayi devriminden bu yana atmosferde bulunan sera gazlarından nitro oksit gazında %18, karbondioksit gazında %39 ve metan gazında %148'lik bir artış görülmektedir. Bu artışın en önemli nedenleri ise insan aktivitelerine dayanmaktadır. Bu aktiviteler fosil yakıtların yakılması ve ormanların yok edilmesidir. Fosil yakıtların yakılması sonucu karbondioksit gazı açığa çıkmaktadır. Karbondioksit gazı ısının uzayda çıkışını yavaşlatan bir sera gazıdır. Ağaçlar ve diğer bitkiler besin üretebilmek için havadaki karbondioksiti fotosentez ile kullanırlar. Ormanların yok edilmesi, bitkiler tarafından yok edilen gaz miktarını indirgeyerek ya da ölü bitki örtüsünün ayrıştırılması ile karbondioksit gazının çoğalmasına neden olmaktadır.
küçük bir örnek verecek olursak, bir bardak suya biraz şeker kattığımızda suyun alabileceği bir şeker limiti vardır. Aynı limit atmosferimizde bulunan karbondioksit ve diğer sera gazları için de geçerlidir. Çünkü evrende var olan ve günümüzde de büyük ölçüde bozulmasına rağmen hala işlevini yerine getiren bir düzen vardır. Bu düzende ise sera gazları olması gerekir ve bu düzene fayda sağlar. Fakat atmosferde bulunan sera gazlarının absorbe edilemeyecek kadar çoğalması küresel ısınmaya neden olmaktadır. Küresel ısınmanın başlıca sonuçları. Bitki örtüsü azalacak. Atmosferdeki sera gazının artması sonucu güneşten gelen ışınlar dünyanın büyük bir kısmını çöl yapacaktır. Küresel ısınma bugünkü gibi devam ederse 30 yıl içinde Kuzey Kutbu eriyecektir. Kutupların erimesiyle yükselen denizler ve okyanuslar ülkelerin sahil kısımlarını yok edecek ve oralarda yaşayan insanlar göç etmek zorunda kalacaklardır. Küresel ısınmanın getirdiği sıcak hava dalgaları, yangınlar ve kuraklıklar bugünkü var olan su kütlelerini yok edeceklerdir. Bu su kütleleri gibi yok olacak olan yerlerdeki canlı türleri de yok olacaktır. Fırtınalar, Pasifik bölgelerinde görülen doğa olayları ve muson yağmurları sayısı giderek artacaktır. Sıcak hava dalgaları, seller, yangınlar, kuraklık ve bunların sebep olacağı hastalıklar yüzünden milyonlarca insan ölecektir. Yani biz ve diğer tüm canlı türleri için pek de iyi şeyler olmayacaktır. Küresel ısınmayı azaltmak ve sera etkisinin olumsuz etkilerini kontrol altına almak, yine bu sorunları meydana getirenlerin, yani bizlerin bilinçli olmasıyla birlikte başarılacaktır. Ekili olan ağaçları koruyarak ve mümkün olan her yere ağaç dikerek, karbondioksit gazının atmosferdeki oranı azaltılmaya çalışılmalıdır. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak atmosferdeki zararlı gazların artışı önlenmelidir. Hız araba kullanmak ve her zamankinden daha sık yürümek, bisiklet kullanmak ve toplu taşıma araçlarından faydalanmak gibi basit önlemler alınmalıdır. En önemlisi ise doğaya saygı duyabilmek ve bunu tüm insanlara kazandırmaktır. Ona muhtaç olduğumuzu kabul ederek aslında onunla bir bütün olduğumuzun farkına varmaktır. Çünkü bugün bazı şeyleri değiştirme gücü olan insanoğlu bu gücü kullanmazsa hem bizim hem de gelecek kuşaklar için iyi bir son olmayacaktır.
Etkilerini görmeye başladığımız küresel ısınma bugün dahi onlarca canlı türünü tehdit etmektedir. Eğer bu durumun ciddiyeti anlaşılmaz ise belki çok yakın zamanda bizler de kendimizi gidecek bir yere arayacağız. Dünya yeniden uyanmak için yeniden uyuyor. Daha temiz bir dünya dileğiyle herkese teşekkür ederim.